Evet, Westworld 3. bölüm. Yine geldik, yine buradayız. Ee, bir hafta daha geçti. Bayağıdır heyecanla dizi beklemiyordum ya. Bir heyecanlanıyorum ilerledikçe. Neden bilmiyorum. Ben mi çok gaza geldim ama. Yine güzel bölüm. Ee, abi bu bölüm bir de şeydi ya böyle. Ne beklediysek o çıktı falan gibi oldu ya. Bir önceki Aa, bölümde evet, konuştuklarımız. Evet. Hafiften böyle şey oldum o yüzden. <laughs> falan oldum yani. Biraz övün ya o zaman sıkıntı yok. <laughs> ee, i̇şte demiştik ya abi bir önceki bölüm Birisi içeriden üst yönetim seviyesinden belli ki data sızdırmış. Yoksa hayatta Serak simülasyon yapıp da şeyi içine atamazdı diye. Ee, gerçekten de aklın yolu bir ama hemen bir sonraki bölümde pat diye o konuya odaklanmaları da hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bir önceki de şey konuşmuştuk ya. Uzatmıyorlar abi hemen lap lap evet. yapıştırıyorlar. Hani şey gibi de yapmamışlar. Bir noktada çıkar ortaya falan gibi değil. Bir önceki bölümde bir ihanet mi ediyor diye seyirciyi düşündürtüp bu bölümde de hemen işte abi yayılmış abi falan diye böyle hemen ortaya <laughs> atı verdiler. Ama bu bölümde farklı gizemler açtılar ortaya. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Westworld'un bu sezonu tek bölümde işlenip çözülen mevzulardan dizi çıkartan adamlar var bir yerlerde yani öyle söyleyeyim. Evet yani Çok hoşuma ininiz. gitti benim. Koca dizi çıkarıyorlar. Ve bir de şeye de uygun. Şimdi ilk sezon ee, yani William'ın hikayesiydi ve aslında Park'ın ve Ford'un hikayesiydi. İkisini bir arada aslında harmanlayıp alıyorduk. Çünkü bu hı hı. kurgu bize bir şey anlatıyordu. İkinci sezon ağırlığı e, Arnold'un zihniydi. Bernard'ın zihniydi. Onu da öyle bağlamışlar. Bu sezonda öyle bir şey yok. Şu an her şey açık, net dünyadalar. Bir tek simülasyon konusu var. Onu da zaten içine girince belli ediyorlar. O yüzden hani dizi şey tutarsızına hiç düşmüyor. Anlatım tutarsızına hiç düşmüyor. Onu çok iyi korumuşlar. Bu bölüm e, bir önceki bölüm kadar üzerine konuşulacak ekstra detay yok. Çünkü Bernard ve ile ne olacağını çok konuşmuştuk. Bu sezon Aa bir dakika bölüm, abi. Bir şeylerin... Lütfen Meeve değil Maeve. Gözünü seveyim. Sonra bizi bizi topat. Maeve abi Maeve. Maeve. Abi Maeve. neyse. <laughs> Telaffuzlara o kadar takılmıyorum ya ben de. Evet, açıkçası. abi, ben de takılmıyorum da. Sağ olsun. Ee, Miyiv diyeceğim evet. böyle şey. Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bence de, gerçekten bu İngilizce konusunda konuşmak önemli olan şey, anlamak önemli olan şey telaffuzu bu kadar takılmayalım. Evet abi Yani. Ben İngiltere'de Amerika'da doğup büyümedim. Öyle bir izlenim verdiysem de özür dilerim herkesten. Ki sen, ee, senin İngilizcem bu arada İngiltere'de okudun abi sen. <laughs> hep çoğumuzdan iyidir yani. <laughs> yani okey de hani ne bileyim abi türküs ve telaffuz kazmayı ben yani şey şeyde yani ariem grubuna da rem derim ben geçerim yani umurumda değil yani ya dilime yani. oturduktan sonra ha kişinin kendisiyle konuşacak olsam Telaffuzuma dikkat ederim adamın ismiyle ilgili adama karşı saygısızlık etmeyeyim diye de ne uğraşacağım burada ona neyse e, miv ve bernardın bölümü gibi e, ekstra gizemler paslar açan bir bölüm değildi bir tane çok önemli kritik bir olay yaşandı bu bölüm. Aslında işte konuşalım bir üzerinden. İşte hani Hale çıktı ortaya. Hale'nin evet. içerisinde kim var kim var onu sorgulattılar bize. Var mı o konuda bir teorin? Ne taraflardasın? Abi ben öncelikle şey söyleyeceğim orada. Ee, Hale'ın aslında kim olduğunu söylememekle iyi ettiler. Çünkü şeye vurguladılar ya bu bölümde abi. işte Caleb kim? Ee, aslında Dolores kim olmaya gidiyor. Ee, hmm. işte aynı şekilde Hale kim? Bir kişilik arayışı vardı yine. Aslında biraz ilk sezona döndük. Yani e, kimiz biz? Ne yapıyoruz burada? Neden buradayız? Bu beden işte bize uygun mu değil mi? Ve oradaki şey konusu Hale'ın çocuğuyla iletişim kurma konusu. Üzerine e, köpeğini sevdirmeye çalışan yavşan işte çocuğa yaptığı taciz işte o da kim belli değil ya. Bunları <laughs> o kadar iyi bağlamış ki yine e, senarist kardeşlerimiz. Ben inanılmaz sevdim. Hale'ın kim olduğu konusuna gelince de e, valla çok gittim geldim ama kesinlikle net bir tahmin yapamıyorum hala ya. Yani senin var mı net bir tahmin? Ya bu bölüm... Bence kadın ama bu arada. Yani kadın olarak gördüğümüz daha önceki bir zihin ve e, Hale'ın belki de Hale'ın kopyası da olabilir içinde bir kısmında gibi düşünüyorum. Ya bu bölüm şöyle ilginç bir şey var. Ee, çok fazla yansımalar vardı bu bölüm. Evet. Ee, çok fazla yansıma üzerinden analoji Yapmışlar bence gönderme yapmışlar bir takım ince ince mesajlar. Ee, bir de sezonun başındaki bu açılırken Ghost in the Shell'e çok benzettiğimiz iki yansıma birbirine yaklaşıyor sahnesi var ya. Hı -hı. Bu bölümde de böyle şey gibi küçük sahneler vardı işte. Hale bir yerde aynaya bakıp kendine bakıyor ama arkada Dolores oturuyor. Aynen. İşte bir yerde Dolores de oturuyorlar. Orada iki tarafa aynı olan böyle heykeller var falan. Acaba dedim Hale'ın içinde de Dolores mi var? Hı -hı. Yani ben... ya da şey gibi mi ayırmışlar? ne bileyim Dolores'in savaşçı personası vardı diye bir tane Wyatt diye. Ha. Hani Wyatt personasının baskın olduğu Dolores'i biz mevcut Dolores'in içerisinde görüyoruz savaşçı Dolores'te. Ama ezik gariban öyle de olur mu bilmiyorum ki Dolores <laughs> acaba Hayal'ın içerisinde mi? Yani yine Dolores mi var içerisinde diye düşünmeden edemedim. Bir de aklıma şey geliyor. Bernard'ı Dolores eğitmişti ya ikinci sezonun sonunda görüyorduk. Evet. Ee, Dolores kendisi yeni bir birisini yapmış olabilir mi? Sıfırdan. Bir yerde şey diyor ya bence o çok göndermedi diye Bir böyle mesaj vardı orada. E sen bana aitsin bak bunu unutma falan diyor ya kıza. Evet. O biraz şey gibiydi sanki zaten. Sen bana aitsin işte o kadar yakın oldu bir Teddy vardı aslında. Bir de babası vardı. E babasının Hı -hı. zaten bambaşka bir yöne gitti o data konusu. Ama e, Teddy de olamayacak zaten. Teddy'nin olma ihtimali yok gibi geliyor bana her türlü. O yüzden hani dediğine yakınım ben de ...bir ihtimalle diyorum... ...Hale'ın eğer e, farklı datası varsa... ...o aldığı kısımda... ...onu da yazmış olabilir... E, ...o datanın üstüne... ...o da ilginç olur yani öyle bir şey yaptıysa. Bir de bu bölüm... ...çok farklı bir... E, ...ya çünkü başka bir şey daha var... ...eğer Hale'ın bedenine... ...Hale'ın datasını koyarsa... ...bir önceki bölümlerde şey görmüştük ya... ...farklı beden içerisinde uyandıklarında... ...sapıtıyor insanlar... ...insan evet. zihni yapamıyor onu diye... Yani belli ki Hale değil içerideki. Belli ki bir Ama host yapay zekası. orada bir fark var. şey yaptı ya işte. Ee, o güvenlik abiye yaptı ya. Adını unuttum şimdi. Mike miydi? Michael mi? Neydi? Hmm. Sıkıyorum şu anda. Biraz şey gibi geliyor bana. Hani bilinçli bir yazma değil. Bilincin içine onun datasını yazma gibi. Hani sıfırdan Hale koymuyor. Bir bilinçlenmiş. Tabii, tabii bak sen... Bak sen yine insan oldun diye değil de host gibi <laughs> eğitimli ya host gibi <laughs> kontrol edilebilen bir noktada herhalde. Aynen aynen. Yani bilinçli bir pearl'ümüz var yani içinde. Onun üstüne başka data eklemiş. Ya yani bu Hale'ın datası da olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Hani evet yoksa kafayı yiyebilir canım. Onda hem fikrim. Bu bölüm çok kritik iki olay daha vardı. Küçük detaylarda yine. Yani bölümün içerisinde anlatılan şey zaten gözünüzle gördüğünüz için onun üstünden geçmiyorum ama kritik olan şeylerden bahsedeceğim. E, tavsiye algoritmasının <laughs> yani ne kadar <laughs> ...ne Noktaya gittiğini göstermiş oldu. O çok hoşuma gitti. Ee, i̇şte Kaleb diyor ya 12 sene sonra burada intihar edeceğini öngörüyor da evet yani. falan diyor. güzel Öte yandan işte birkaç tane orada şöyle ipucu var. Şimdi geliyorum büyük teoriye. Hemen Reddit'te de fark edip açmışlar başlığını. Millet çok data çıkartmış oraya. Bakmak isteyenler varsa Reddit'te bakabilir. Ee, i̇zlerken ben de onu fark etmiştim ama bu teori aklıma gelmemişti. Bu Reddit'in düşündüğü bir şey. Şimdi bu bölümde iki tane ipucu var abi bununla ilgili. Bir yerde Kalebe diyor ki bak kardeşim diyor sen 12 sene sonra kendini burada öldüreceksin. Yapay zeka bunu öngörüyor diyor. Pardon tavsiye sonunda onu öngörüyor diyor. Sonra şeyi gösteriyor Kalebe. Bak kanka sen küçükken atıyorum 10-15 sene önce senin işte anneni ilk kaybettiğindeki konuşmanın tam dökümü burada diyor. Evet. E i̇yi de 10-15 sene önce Surveillance bu kadar gelişmiş miydi yani o zaman birisinin masada yaptığı konuşmanın tam kaydı nereden alınmış olabilir? Bir bunu düşündüm. <laughs> ee, şeyden alıyor işte onu. Ee, psikologla konuşturuyor ya uygulama. Hmm. Orada anlatıyor çocuk. Kendi anlatıyor yani. Ama birebir konuşma dökümünü oradan almış olabilir mi? Anlattığı konuşma kadarıyla almıştır. Konuşma dökümü bir şeydi ya. Öyle de ben oradan aldı diye anladım. Yani bir itirafta bulunmuş, onu kaydetmişler. Hmm. Yani hep kaydetmiş. Ben öyle ben düşündüm. Ben de şey yani. gibi düşündüm açıkçası. Eee işte ikinci konuda oradan geliyor. Şey, Hale bir yerde kendi videosunu izliyor ya. İlk izlediği videoda evladım işte sen uyurken bir şarkı dinlemek istedin ama ben sana şarkı söyleyemedim. Özür dilerim falan diyor. Hı hı. Sonra aynı bölümde ikinci videoyu tekrar açıyor abi. İkinci açta video farklı. İkinci açta videoda Hale bu sefer şey diyor. Evladım işte sen e, izni çok sevdim. Sen yatarken bir şarkı dinlemek istedin ama ben her zaman senin yanında olamadım. Sana annelik edemedim. Sen her zaman ilgilenemedim. Hmm. Özür dilerim bilmem ne falan filan deyip sonra şarkıya geçiyor. İlk video daha böyle şey. Düz. İkinci video daha duygusal. Ben bunu ilk izlerken şey oldum. Lan dedim. E, hayırdır yani ilk videoyu acaba kısa gösterdi. İkinci video uzun mu? Yok yani videonun ilerki cümleleri arasındaki kısımlar kesik. Yani bayağı iki video var aslında işin içinde. Geriye dönüp bakabilir herkes. Ee, ve şu noktaya getirmişler oradan konuyu zıplatıp. Yani tutarlı mı tutarlısız mı bilmiyorum ama bence güzel teori. Caleb'ın şu an içerisinde bulunduğu yer ve Dolores'in gidip Caleb'ı çıkartmaya çalıştığı yer harbiden Matrix gibi bir simülasyon abi. Şeye bağlamışlar teoriyi yani. E, algoritma ileride, ileride bir noktada hakikaten insanları e, bir simülasyon içerisinde yaşatıyor tümüyle. İşte demiştim ya abi ilk bir, bir önceki bölüm simülasyon ortaya bir kere atıldım artık bu teoriler coşar diye. Evet. Şey söylüyorlar. E, işte i̇şte şeylere bağlamışlar. Bir önceki bölümde Serak işte karakteri şey diyor ya işte savaşı çoktan kaybettik aslında falan filan dediği böyle bir ve Maeve'le konuşurken e, şey yaptı. Gözlük falan takmasına gerek kalmadı hmm. bir noktada ya böyle. Ama öte yandan şey var. İşte Hale iki tane farklı video versiyonu izliyor. Dolores içeride Caleb'a işte bizim ayaklanmamız, direnmemiz gerekiyor. Ben bir devrim başlatacağım falan diyor. Caleb'ın geçmişe dönük bütün datasını bir şekilde biliyorlar. Ve işte intihar edeceği kısmı da predikt etmiş. Orada da Dolores şey diyor ya. işte bu dünyanın bir yansımasını yaratıp orada kimlerin neler yapacağını tahmin etmeye çalışacak algoritma diyor. Evet. İşte sanki orada aklıma şu geldi. Evet algoritma dışarıya tahminleri veriyor, dünyaya atıyor. O tahminleri ortaya çıkartmak için de içeride aslında bir şey döndürüyor ya. Ne derler? Tahmin algoritması. Ya Biliyor data işte. toplayıp döndürüyor evet. Ona ona Evet istiyor. yani tahminler çıkarıyor ki o tahminlerden bir tanesini dışarıya tavsiye verebilsin diye. Acaba diyorum biz bir noktada şeyi mi görüyoruz? Dolores'in Dolores'in yazılımının e, algoritmanın içerisindeki bu tahmin dünyaları içerisinde hareket ettiği bir versiyonunu mu görüyoruz diye düşünüyorum. Orada şöyle bir detay var aslında ben tamamen oranın e, bir simülasyon olduğunu düşünmüyorum ama e, Dolores'in lens takıyor ya Aha. gözlük konusu yani muhtemelen o lens de bir şeyleri farklı görüyor yani orada bir simülasyon var mı yok mu tespit edebiliyor. E, olabilir. Yani, yani dünyanın belli bölümlerinde bir simülasyon çalıştırılıyor olabilir ki bunun hani bir göndermesini şey de yaptı işte Hale... E, Seraka gittiğinde de hemen gözlük taktılar ve hmm. bozuk da aslında kötüydü yani o gözlük düzgün çalışmıyordu bir yandan da. Yani belki de o lens çok daha gelişmiş bir versiyonu. Ee... Ya ben şöyle düşünüyorum gerçek dünyada olmayan bir kısmı var bence şu an izlediğimiz dizinin. Tabi tabi Onu da, şey aynen. değil. Öyle ama yani... gerçek kısmı da var tamamen simülasyon değil ben de onu diyorum. Evet evet ya ilk, ilk sezondaki gibi şey mi yapıyorlar acaba zaman atlaması yapmışlardı ya orada da çaktırmadan. Hı -hı. Burada da aynı dünyanın iki versiyonunu izliyor olabiliriz. Allah bilir bölümlerde daha çok detaylı çıkacak. Çünkü gerçekten şey kıllandırıcıydı abi. Aynı videonun niye iki versiyonu olsun ki? Yani Hale bir tanesi de daha az duygusal bir versiyonu izliyor. Bir tanesi de daha duygusal bir versiyonu izliyor. Neden? Orada şeyden de kullanabiliriz. Ee, daha da ileri gidersek. Hale'a bu videoyu izletmek onda bir duygusal şey yarattı ve çocuğuyla bağ kurdu. Acaba hmm. <laughs> gerçekten onun host olduğunu farkında var mı? Ve bunu tetiklediler. Çünkü o video kurgu da olabilir. Çünkü video şey gibi girdi ya. Aslında dizi orada şöyle e, tersine ters köşe yaptı. Böyle tuhaf bir tabir oldu ama. Şey zannettik hepimiz. İşte e, ne, e, oğluma diyorum ki ya da işte oğlunun olduğunu bilmeden önce size bilgi vereceğim. İşte e, o gerçek ben değilim. Beni görürseniz öldürüm falan. Hani o tarz bir e, mesaj verecek gibi anlaşıldı başta. Sonra anladık ki çok duygusal. Ama videonun iki parçası olması ya da kurgulanmış gibi olması ya da farklı noktalar olması ve onun üzerine Hale'ın uyanması aslında bir nevi de bir uyanma yaşıyor. Kişiliğini buluyor. bir dakika yani bir şey oldum orada da bende? Yani yine host mu tetikliyoruz? Ne yapıyoruz? Hani ne ayaksınız? Siz gibi oldum yani. Like. Valla e, orada işte bir şey durumu var şu anda da. İçerideki içer, içerisi dışarısı diye düşünürsek iki video versiyonundan şeyi çıkarabiliriz. Hail'lardan bir tanesi gerçek dünyadaki Hail. Hail'lardan bir tanesi de algoritmanın prediction dünyasındaki, simülasyon Hı, dünyasındaki Hail. Ee, ve algoritma bir nevi o videoyu içerideki ne izletiyor ama farklı bir versiyonu izletiyor. Asıl çözmemiş, çözmemiz gereken hangisi içeride hangisi dışarıda gibi bir potansiyel bir şey var şu an ortada. Ee, bu bölüm valla bu aynalar, yansımalar üzerinden çok da sembolik anlatımlar yaptılar. Herhalde şey gibi düşünüyorum ben ya Dolores'in bir yansıması çıkacak Hale'ın içerisinde ya da iki tane Hale var. Bu iki tane Hale'ın hangisinin nereye gideceğini algoritma şu anda tahmin etmeye çalışıyor. Çünkü muhtemelen algoritmanın içerisinde parka gidip işte içine host konup geri gelmeden önceki Hale var ya. Evet. E, algoritmanın tahmin ettiği Hale'la Parka gidip geri dönmüş. Yıl arasındaki farklılık yüzünden işte anomaliler ortaya çıkmaya başlıyor zaten tahmin algoritmasında. Onu düzeltmeye çalışıyorlar gibi hissediyorum. Bakalım. Bir sonraki bölümde çıkacak bunlar da açığa. Burada şeyde de çakallık olabilir. Ee, Serak da şey diyor ya tek kişi olacağını düşünmedin değil mi? İki kişi var. Hmm. O da o da bir gönderme olabilir belki ona. Hani şey değil. Hani bir başkası yani. daha değil de senin bir versiyonun daha ya da işte dediğin konuyu destekleyecek bir şey olabilir. Olabilir. Yaz şey, e, şeyin hisselerini almış Serak, e, Delos'un evet. çok fazla hissesini almış, küçük, o küçük toplamış şey. çakal. <laughs> ha, yani o o biraz beklenen bir şeydi. Bu bölümde pat diye ortaya çıkması da hoşuma gitti aslında. Yani daha bir önceki bölümde olan herif bu, bu şirketi bu kadar iyi nereden biliyorduk. Bak o şeye de cevap, cevap ha ona cevap ver, onu diyecektim. Bu dataları nereden eriştiriyorduk ya? Meğerse hmm. adam zaten yıllar önce almış bir kısmını. <laughs> Tabii. Ya dizi Bak cevap veriyor hani. ya, dizi hiç sektirmiyor bunları. Ama e, mesela Caleb'la ilgili ben şu yeni çok beğendim. Biraz Caleb'la Dolores'in sahneleri şey gibiydi. Dolores e, kendi oyununu oynamaya başlıyor. Yani gerçek dünyada. Yine orada bir William yansıması da var. Şimdi William'ı da göreceğiz bir sonraki bölümde muhtemelen. Hı -hı. E, ona gideceksin falan dedi ya. E, ama bunu yaparken de çok güzel detaylar verdi. Özellikle Caleb'la ilgili. Caleb dedik ya işte işçi e, zaten toplumun alt tarafında ne yapacağı belli değil. Orada çok güzel bir detay var. Bence şu dönemi de çok iyi yansıtıyor. Yansıtma deyince direkt onu kurdum kafamda. Yani hı hı. bu dönemin de bir yansıması. Yani sonucu garantilmenin tek yolu yatırım yapmamaktır gibi bir cümle kuruyor. Bu, bu çok güzel bir cümle. Ya yani şu döneme bak. Bütün üniversite mezunları, işsizler hep bu şekilde abi. Yani kimse yatırım yapmak istemiyor. Çünkü biliyor bu insanlardan bir şey alamayacak. Bu insanların eğitimi zayıf. Bu insanlardan... Bu insanların potansiyeli düşük. Sadece güvendiği, bildiği, referansı olan, iyi okullardan mezun, bir şekilde iyi yöne girmeyi başarmış. Geleceği için fikir veren insanları almaya, yatırım yapmaya çalışıyor bütün, bütün şirketler. Hmm. Bence bu da çok güzel bir yansımaydı. Güzel detay. Yani dizi şeyden kopmuyor abi. İnsan niyetini <laughs> bırakmıyor yani. Devam ediyor bunu. Öyle bir durum ortada. Aynen. Onun Bakalım. Dışında, gelecek e, bölüm bunları göreceğiz o zaman. Aynen. Ben benim aklımda başka bir şey yok bu, bu bölümde. Dur dur daha birkaç bir şey daha oldu. Var mı? Ya. Ben sana He. dur şey yapacağım şimdi. Tamam. Ee, bir dakika. Ha bu şey konusu peki işte o şeyi soracaktım aslında sana. Ona katılıyor musun? İşte Hale'ı tetiklemek için acaba hani o adamı da öldürdü ya. işte pedofili eklediler. O hmm. videoyu eklediler. Yani sence gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya Hale'ın Host olduğunu farkında olabilirler mi? Buna katılıyor musun? Onu soracaktım demin. Yok bence işte şey bir durum bildi var. Bildiklerine yani. Şey gibi bir durum var. Prediction algoritmasının içerisindeki Hail eski Hail. Hı hı. Ee, ama Prediction algoritmasının dışındaki gerçek dünyadaki Hail işte muhtemelen içerisine Dolores'in kendi kişiliğinden bir şey kattı ya da kendi oluşturduğu yeni bir host. Ee, o yüzden dışarıda olanlar yani işte kadının kendi çocuğunu tanıyamaması, işte son çocuğuna yaklaşan pedofili öldürmesi falan. Onlar bana gerçek dünyada oluyormuş gibi geliyor. E, aslında bir tekrar dönüp izlemek lazım ikinci bir gözle şey. Yani hangi bu bölüm izlediğim bize hangisi gerçek hangisi değil gibi. Ondan tam emin değilim. Ben açıkçası tahmin algoritmasının bir şeyler eklediğini düşünmüyorum dünyaya. Çünkü tahmin algoritması o zaman zaten tam çalışmazdı. Yani şey olur olmazdı. Bir de böyle bir şey yapsın bakalım ne sonuç verecek. O daha böyle bir training algoritması gibi olurdu. Bence dış, gerçek dünyada oluyor onlar. Yani şu an Hail'ın içerisinde yerleşmiş olan benim Dolores'in bir versiyonu olarak tahmin ettiğim ya da Dolores'in yeniden eğittiği yeni yeni yapay zeka mesela bir yerde adam öldürürken şey diyor ya, içimdeki yırtıcıyı da tekrar keşfediyorum evet. falan diyor ya. Tekrar ortaya çıkıyor diyor. Kim evet. o acaba deyince işte sanki o da benim aklıma Dolores'in Wyatt personasını getirdi. Hani şu anki Dolores uzun süre yaşadıktan sonra içerisindeki White'la tekrar temasa geçti ya eğer Hale'ın içerisinde Dolores varsa o da mesela içerisindeki White'ı yavaş yavaş açığa çıkarıyor olabilir. Çünkü White onun eski personalarından bir tanesiydi. Bu, bu dediğine şey de bir gönderme olabilir. Yatakta e, birleşiyorlar ya hmm. e, Wyatt'la Dolores de aslında öyle bir yapıda. Belki öyle bir şey de olabilir. O da bir gönderme e, Tabii olabilir. abi bir de şey böyle biri siyah elbiseli biri beyaz elbiseli birinin evet. ten rengi siyah ötekinin ten rengi beyaz filan böyle bir Hafif ying yang bir durum var orada gibi hissettim ben açıkçası. Çok da fazla overreading yapmak istemiyorum ama bir önceki bölümde yaptığım overreading çıkınca bu bölümde de sanki biraz overreading yapabilir miyim diye cesaretlendim yani. Şey güzel kapak oldu overread konusu ilk bölümden çıkan. Kalıp kesin hosta abi falan annesi tanımadı abi çocuğu. Abi annesi şizofren çıktı ve o o bölüm bayağı yürek burkucuydu lan bu arada. Ağır bir sahneydi yani. Hmm. Kadının e, bırakıp gitmesi vesaire. Bayağı güzel yazmışlar o kısmı da. Ama ilk bölümden demiştik abi onu yemliyorlar Tabii. muhtemelen. Millet bir host zannetsin ki teorisine Aynen. ona kassın diye. E, şimdiki bu video mevzusu da bu arada yemleme olabilir seyirciye Çünkü teorisyenleri yemlemeyi çok seviyorum bizim. <laughs> İkinci bir sonraki bölümde şey falan da çıkabilir yani böyle. Ya pardon biz videonun bir versiyonu editleyip atmışız size. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir hay ulan falan böyle bütün teorinin içine edebilirler. Ama yani bu bölüm gerçekten aynı videonun iki farklı versiyonunu koymaları bence biraz bariz bir hamleydi. Ee, kör gözüne parmağım noktasındaydı. Bunu şeyde de yapmışlardı hatırlarsan. Westworld'ün ilk bölümün açılışı daha sonra tekrar Teddy'nin parka geldiği bir Westworld'ün ilk sezonun 3. bölümünün açılışı vardı ya hatırlar mısın? Hmm, evet. Dedi yine parka geliyor ama farklı bir trenle geliyor. İşte biz bir önceki bölümde Teddy'nin öldürüldüğünü görüyoruz. Zannediyoruz ki Ted'i tekrar geliyor. Halbuki dikkatli izleyince işte kasaba daha eski, tren daha eski, logo daha farklı falan gibi böyle küçük küçük detaylar vardı. Hani aslında Teddy'nin farklı bir zamandaki parka girişlerinden bir tanesinden örnekti. Sana lineer gibi gösterip farklı bir zaman gösteriyorlardı. Burada da acaba diyorum hani aynı dünyada geçen lineer bir öykü gösteriyormuş gibi yapıp hiç alakasız bir e, farklı prediction algoritması simülasyonuyla gerçek dünya paralelliği mi gösteriyorlar? Güzel güzel bayağı bunlara bunlara bence çok hızlı cevap alacağız ya. Hani bir bölümde değil de birkaç bölüm sonra alacağız gibi geliyor bana. Aynen sezon sonuna bırakmıyorlar neyse ki bunlar evet. artık. Var mı ekleyeceğim başka bir şey? Yok abi. Yani dediğim hmm. gibi işin içine simülasyon falan girmeye başlayınca benim bir önceki bölümdeki en büyük endişem de oydu. Habire aman o mu simülasyon, aman bu mu simülasyon diye bir başlarsak sonu gelmez diyordum. Öte yandan bu bölüm yemleyince iki farklı videoyla artık düşünmek zorunda kalıyorsun onu. Bir de Dolores ağzıyla söylüyor ya bu bu dünyanın yansımasını yarattılar ve bir simülasyon evet. içerisinde yaşatıyorlar milleti diye. Eee <laughs> diyorsun artık. Ya ama ya... inşallah bu simülasyon dünyasında Matrix anlatımında çok uzun kalmayız yani. Evet biraz mixliyorlar bence onu ve güzel mixliyorlar. Bakalım. Bence de kalmayız ya. O konu daha basit bir yerde çıkacak gibi. Ha bir de şey ekleyecektim abi. Şeye çok üzüldüm ya. Caleb'ın robot attılar ya aşağı. Ha. <laughs> Yazık lan. Çocuk gelmişti tabii. bir bir. <gülüyor> yani, <gülüyor> i̇şçisin sen. işçi kal. Giy dedi robotları. Yani aynen, ben aynen. bilmiyorum. O robotu ilk sezon bir bölümde gösterdiler. Bu bölümde gösterdiler. Robottan bir şey çıkacak mı acaba? Merak ediyorum. Habire şey de var çünkü. İşte bu bölüm Hail'da bir tane işte ha, koruma robotu. robotunun koruma robotunun karşısında böyle durdu filan. Şeyde güzel bir manzaraydı gerçekten. Hani sen robot ben robot kaldık insanların arasında. <laughs> evet abi ya, bakışma <laughs> abi <anı>, dokunma <laughs> anı. Ne, ne bok yiyeceğiz. robot ne yaptın abi çaktırma <laughs> beni insan zannediyorlar. Ha pardon abi. Ben <laughs> robot. robot, ne yaptı? <laughs> Şu robot Şu yerde yakalamayayım ha. Ben. Robot robotu tanır kanka. Tabi abi robot robotu şeyde öpermiş. <laughs> Neyse o zaman okey. Bugünlük bu kadar. Üçüncü bölümü konuştuk. Haftaya dördüncü bölümle yine beraber olacağız. Ee, onun dışında ben artık end kartları unutmuyorum inşallah maşallah. Bekliyoruz. Ha, hadi bakalım Onlara da tıklayın. E, abone olun. Abonelikler de açılacak bu arada yakında kanalda. Bekliyorum. Yine haber vereceğim size. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.